Kadran adama hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 4 videosuyla da sizlerleyim ve uzun zamandır modifiye videosu çekmiyorduk ve bu dönüşü efsanevi bir araçla yapalım istedim. Altımızda 91 model Honda CRX var arkadaşlar. Hadi hemen zaman kaybetmeden bu kırmızı şeytanı bir canavara dönüştürelim. Önden çekişli olarak bırakacağız ama çok çılgın güçlere ulaştıracağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Sadece camları filmledim. Rengine dokunmadım. Zaten kırmızı bayağı makbul arkadaşlar bu araçta biliyorsunuz. O yüzden engine swap yapacağız. Ben önden bir küçük araştırma yaptım. Ne yapsak ne etsek diye. Burada abi 2.0 4 silindir VVT yani 2004 kasa Type R motoru var. Bunu takıyoruz aga. Bunu bir de turboluyoruz üstüne. Çok acayip bir güce ulaşacağız ve önden çekişli olarak... Çok zor arkadaşlar. Pek zapt edemeyeceğiz bu arabayı. Çok da hafifleyecek zaten. Muhtemelen bolca yoldan çıkacağız. Biliyorsunuz eski araçları çok çılgın seviyelere ulaştırdığımız zaman önden çekişli olarak da bırakırsak bayağı bir virajda sıkıntılar yaşıyoruz. Direksiyonla oynayacağım tabii ki de. Bakalım başımıza neler gelecek. Bilgisayardan oynuyorum. Bu arada... Radeon uygulaması üzerinden kayıtları alıyorum arkadaşlar. OBS'te birkaç problem yaşamıştım. Yakın zamanda bir şehir dışına çıktım. Tatile gittim. Ayıptır söylemesi. Yeni döndüm tatilden. O yüzden onunla ilgili çok fazla kontrol edemedim ama Radeon'un ayarlarında ne yaptıysam kasmayı düzeltemedim. Ara ara böyle ilginç kasmalar görebilirsiniz videoda arkadaşlar. Böyle çok kısa süreli. İnşallah en yakın zamanda çözeceğim. Oyunda öyle bir kasma olmuyor ama kayıtta oluyor. İnşallah en kısa zamanda çözerim. Olmadı OBS'i güzel bir ayarlama çekip OBS'ten devam etmek zaten istiyorum. Neyse onu en kısa zamanda ayarlayacağım. Şimdiden haberiniz olsun. Ufak tefek şeyler görebilirsiniz. Aga, bu aracı hafiflettik şu anda. Farkındaysanız 147 kilo düştü. Biraz düşmeye de devam edecek ve şu anda 536 kilowatt, 720 beygir ve 861 kiloluk bir canavar var arkadaşlar önümüzde. Yani komedi şeyler başımıza gelebilir. Haberiniz olsun. Daha hafiflemeye de devam ediyor şu anda yaptığımız şeylerle. Jantları belirledim kafamda çok zaman kaybetmememiz açısından. Yarıştı plastikleri koyalım. 225 taban keşke daha fazla çıkartabilsek ama yapacak bir şey yok. Şu Walk Racing çok kullanıyorum ama bu araca yakışacak arkadaşlar. Kırmızı bir de siyah çıtaları falan da var ya. 16 yapıyorum. Normalde 15 yapardım ama jantların kolları içeri doğru girdiği için farkındaysanız çerçevenin içinde bitiyor. O yüzden büyük de taksak daha küçük gözüküyor. Gerçekte de böyle. 16 taktım. Başka böyle düz bir jant taksaydım o zaman 15 tercih edebilirdik. Şimdi arabayı komple Mugen yapacağım abi. Bu Kaminare biraz abartı oluyor arkadaşlar. Ve arabanın marşperlerine de dokunamadığımız için çok çirkin duruyor abi. Mugen yapacağım. Diyeceksiniz abi o da çok güzel durmuyor ama olsun Mugen en azından bir Honda efsanesi olduğu için bozmadan aracı komple Mugen'e çeviriyoruz abi. Evet. Ve işimiz bu kadar. Başka bir işimiz yok. 980 kilodan 854 kiloya indi arkadaşlar ve bu canavarı 720 beygir gücüne çıkarttık. Başımıza neler gelecek çok merak ediyorum. Şimdi ben klavye direksiyon masada ufak tefek oynamalar yapmıştım biliyorsunuz. Şimdi ben direksiyona geçiyorum. Hemen o kısmı keseceğim. Siz görmeyeceksiniz tabii ki. Başlayacağız bu araçla gazlamaya. Önce bu canavarın etrafında bir dönelim. Bilgisayara geçtikten sonra görüntülerde çok büyük fark var arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli oldu yani. Bu oyunun gerçekten grafikleri uçmuş vaziyette. Hadi çıkalım aga. Bir ara gazı duymadan biliyorsunuz hiçbir yere kıpırdamıyoruz. Şu viteyi biraz öttürelim. Virajlar çok büyük sıkıntı olacak arkadaşlar ya. Buna eminim ya. Tam bir sleeper oldu ya. Bu hızlarda virajda bir sorun yok. Hmm.
Güzel. Hafif turbo sesleri de geliyor arkadan. Büyük şaka makinesi abi. Büyük şaka makinesi. Arkadaki kanat biraz çirkin durmuş olabilir ama hani Mügen şeklini bozmamak için bu şekilde bıraktım. Biraz saralım. Modifiye videosu uzun zamandır gelmiyordu ve efsane bir araçla döndük. Kafayı sıyırmış oğlum, 200'e kadar sarıyor la bu. Bir dakika arkadaşlar, patlarsak patlarız, biraz viraj testi yapalım. Allah Allah. Hiç fena değil. Arkadaşlar biliyorsunuz bunu da sıcağı sıcağına yapıyoruz. Hemen abi hemen. Son dişliği ayarlayalım. Düşür düşür düşür. 50'lere bir düşür. Bence 40'lara düşür. Hakkını verelim. ...60 FPS de bir başka zevkli oluyor. Arkadaşlar fren yapmadan giriyorum. Benim büyük testim biliyorsunuz bu. Büyük testte çuvalladı ama şöyle bir şey var. En başta bahsettiğim yol tutuş sıkıntısı büyük derecede değil. Tamam hani burada zaten arkadaşlar altımızda 91 model 850 kilo eski model bir araba var sonuçta yani. Ve 350 ile viraja girmeye çalışıyoruz şimdi. Normal. Normal ve şimdi birazdan şu otoban bir bitsin, otobanın dışına bir çıkalım, orada virajın daha iyi göreceğiz ama pek fazla şu zamana kadar hiç kendini bırakmadı, atmadı. Ama tabii keskin viraj testini de yapmadık daha yani. Patlayacağız. Patlayacağız. Orada patlamamamız için hiçbir şey yapamazdık abi. Frene bassak spine gelebilirdik veya başka saçma sapan yerlere çarpabilirdik. Soldan geçmeye kalkarsam ormana girebilirdik. O yüzden o riski aldım abi. Riski aldım. Ne oldu? Patladık. İşler. Evet aga. Şimdi göreceğiz virajları. Ama şöyle bir sıkıntı var. Biliyorsunuz her zaman zaten 900 derece oynuyorum. Sadece ABS açık, bütün antipatinaj, ıvır zıvır, carçuk hepsi kapalı arkadaşlar. Ve araba gaza asıldığımızda patinaj çektiği için bu süratlerde viraj alamazsın aga. Dümdüz dip gaz gidersin, araba patinaj çeker, araba düz gider. O yüzden viraja girerken gazdan çekip denememiz gerekiyor virajları. Veya çok yüksek süratlerde denememiz gerekiyor. Gerçekte de böyledir bu araba. Benim o tarz bir arabam vardı. İleriki videolarda anlatırım arkadaşlar. Araba 120'ye kadar sarıyordu ve o sürete kadar da viraja girmeye kalktım mı hikaye. Virajdayken gaza asıldığında atıyorum 100 ile gidiyorsun. Gaza asıldığında burnunu atıyordu arkadaşlar önden patinaj çektiği için. Yani tamamen gerçek bir tepki bu. Şu anda oyundaki karşılaştığımız. Güzel. Yol tutuş konusunda beni ters köşeye yatırdı. Ben beklemiyordum abi. Ben çok çok daha kötü, kendini salar ve hiçbir şekilde toplayamayız, saçma sapan spin atıp dağa taşa çıkarız diye düşünüyordum. Öyle olmadı. Efsanesine yakışır. Bir yol tutuşu var. Böcek ya, böcek. Çok vardı, çok vardı da işte çok pert oldu arkadaşlar. Yani bundan 15 sene önce etrafta bayağı bolca bulunurdu, cirit atardı ama işte yanlış eller veya gazcıların altında veya kendini bilmeyen, arabayı bilmeyen, tanımayanların altında çürüdü gitti maalesef. Çok az kaldı. Kalanlar da sahipleri zaten araçlarına ileri seviye aşık oldukları için çok iyi bakıyorlar. Sen arabanı itekle, ben gazlarım vitekle. İnşallah çok fazla kasma yapmıyordur. Aga ben bayıldım ya bu araca bu arada. Yani bu arabayı dört çeker yaparsak çok acayip bir gidişi olur ama yok aga böyle efsanevi bir şekilde kalsın. Önden çekişli 720 beygir vitek motorlu bir Honda. Efsanelere layık.
çok iyi oldu. Bu modifiye videosundan çok memnun kaldım. Doğru aracı tercih etmişiz arkadaşlar. Doğru aracı tercih etmişiz. Çok iyi ya. Oğlum gıcırdama ya. Bastım debriyaja dibine kadar. Abi çok fena gidiyor bu alet ha. Yapıştır oğlum. Yapıştır oğlum. Oğlum tam zamanında çıktın sen de Forza Tona. Hah, git oğlum oradan. Git. Çıktı gene. Başımın belası ya. Vallahi başımın. Şşt, oğlum. Patatos. Abi nasıl sarıyor ya? 180'de falan. Yağışın da etkisi var tabii ama çok tatlı sarıyor aga. Mugen Power CRX 720 beygir önden çekişli gazlıyoruz arkadaşlar. 900 derece tabii ki de antipatinaj, mantipatinaj her şey A'dan Z'ye kapalı. Bir ABS açık. Onu da değiştirme ihtiyacı hissetmedim. Aslında onu da kapatmam gerekirdi ama o kalıversin. Virajlarda çok da fazla patlamayalım diye açıkçası bir deneyeyim dedim ama pek de bir şey fark etmiyor yani. ABS'siz kullanılabilir bu araç gayet. Güzel abi. Ben gerçekten memnun kaldım bu araçtan. Şöyle bir gel bakayım. Bir daha bir alıcı gözüyle bakalım. Kırmızı şeytan. Evet arkadaşlar, uzun zamandır modifiye videosu çekmiyorduk ve ben de zaten emin olun çok istiyordum. Çok da özlemiştim. Hele bilgisayarda oynarken konsoldan geçince çok çok daha fazla keyif vermeye başladı. Adeta bir önceki videoda da söylediğim gibi benim için Forza Horizon 5 oldu. Umarım çok fazla kasma yaşanmamıştır ve göz zevkiniz bozulmamıştır. Onu en kısa zamanda çözeceğim inşallah arkadaşlar. Bu tarz videoları kaçırmamak için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.